Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, bugün çok güzel bir konudan bahsedeceğim sizlere. Beklentiler. Beklentiler yorar, beklentiler üzer. Beklentilerden kaçmamız gerektiği devamlı bize empoze ediliyor, devamlı vurgulanıyor sevgili kardeşlerim. Oysa beklentiler yorar mı sahiden? Ya da beklentisiz olmak mümkün mü? Böyle bir durum mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Biz dünyaya insan olarak geldik ki insanların dışında bütün canlıların beklentisi vardır. Beklentisiz hayat yaşamamak demektir. Ne kadar çok beklentiniz varsa hayatta o kadar çok yaşıyorsunuz demektir sevgili kardeşler. Beklentilerden kaçmayacağız. Beklentilerden korkmayacağız. Beklentiler yormaz, beklentiler üzmez. Biz bu yanlış algıyı kıracağız sevgili kardeşler. Peki neden üzülüyoruz? Çünkü beklentilerin gerçekleşeceği inancı var bizde. Her beklenti muhakkak gerçekleşmeli. Bu düşünce, bu inancı taşıyoruz zihnimizde ve bilinçaltımızda buna uygun olarak gerçekleşmediğinde üzülmemize vesile oluyor. Hayır, biz ne yapacağız? Beklentilerin her zaman gerçekleşmeyeceğini bileceğiz. Zihnimize telkin edeceğiz. Tamam, bir beklenti içerisine gireceğiz fakat bu beklenti karşılanamayabilir. Her zaman her şey bizim elimizde değildir. Bunu zihnimize empoze ettiğimizde, telkin ettiğimizde o beklenti karşılanmadığında üzülmemiz olmayacak sevgili kardeşlerim. Korkmamız, kaçmamız da o kadar gereksiz olacak ki beklentilerden. Bakın, beklentilerin büyük olması, küçük olması burada önemli değil. Ne kadar büyük beklentimiz var sevgili kardeşlerim. Bizim cennet gibi, şu dünyada yaşıyoruz ama cennet gibi büyük bir beklentimiz var. Değil mi? Bakın, karşılanıp karşılanmayacağını bilmiyoruz. Ama karşılanmadığında muhakkak üzüleceğiz değil mi? Fakat karşılanamayabilir de sevgili kardeşlerim. Böyle bir durum da var. Zihnimize bunu kodlayacağız. Yoksa yaşayamayız. Yoksa biz bu hayatta var olamayız. Bakın, her türlü beklentimiz var. Doğumdan ölüme kadar zaten hayat bir beklenti değil mi? Doğuyorsunuz, bir mama beklentisi var. Bir ihtiyacınız karşılama beklentisi var. Yürüme beklentisi var. İş beklentisi var, okul beklentisi var, evlilik beklentisi var, arkadaş beklentisi var, dost beklentisi var. Her şeyden bir beklenti var sevgili kardeşlerim. Yoksa biz bu beklentilere böyle derin anlamlar yüklediğimiz zaman, mutlaka gerçekleşecekmiş gibi baktığımız zaman ve gerçekleşmediğinde hayal kırıklığına uğramamız o kadar kolay, o kadar muhtemel ki sevgili kardeşlerim. O nedenle biz bu hatalı kodlamayı zihnimizden sileceğiz. Yani beklentiler yorar, üzer, kaçmak gerekir gibi bir kodlamayı zihnimizden atacağız. Bizler şunu telkin edeceğiz. Beklentiler gerçekleşmeyebilir. Hangi beklenti içine giriyorsak girelim, bu beklentimiz gerçekleşmeyebilir. Her şey bizim elimizde değildir. Bu bilinçle yaklaşırsak beklentilere, o nedenle çok fazla üzülmeyiz gerçekleşmediğinde. Bakın, bir mağazaya gidiyorsunuz, çok beğendiğiniz bir mobilyayı alacaksınız ama kesin alacaksınız ve gideceksiniz mağazaya, bir bakacaksınız o mobilya satılmış. Nasıl üzülürsünüz değil mi? Fakat giderken şöyle bir düşünceyle gitseniz, ya alırsam alırım, alamazsam alamam, ne olacak? Belki de satılmıştır. Aman nasip, kısmet diye giderseniz ne olacak sevgili kardeşlerim? Girdiniz ve mobilya satılmış oldu. Asla bir üzüntü içerisine girmeyeceksiniz. Hafif belki bir üzülürsünüz ama 2 dakika sonra kendinize gelirsiniz. Çünkü kesin gerçekleşeceğine bir inancınız yoktur. Bir ihtimal vardır. O ihtimal dairesinde siz oraya giriş yapmışsınızdır. Beklentiler yormaz. Beklentiler üzmez. Beklentilerin büyük olması, küçük olması önemli değildir. Bizim ona bakışımız ve her beklentinin gerçekleşemeyeceğine inancımızı kuvvetlendirmemiz gerekir. Gerçekleşeceğine dair değil. Beklentiler gerçekleşmeyebilir. Bunu kodlarsak inanın hayatımız çok düzenli olacak, çok güzel olacak sevgili kardeşlerim. Ey güzel kardeşim, üniversite sınavına giriyorsun. Benim hiçbir beklentim yok, üniversite kaygım yok, üniversiteye girmeme gibi bir korkum yok diyebilir misin? Böyle saçma bir yaklaşım olabilir mi? Ben beklentim olmadan üniversite sınavına çalışıyorum diyebilir misin? Bu sana haksızlık değil mi? Bu kendine ihanet değil mi? Senin beklentin olacak. Sen elinden geleni yapacaksın, çabanı göstereceksin ve karşılanamayabilir, kazanamayabilirim. Bu düşünce de her zaman bilinçaltının altında olacak sevgili kardeşlerim. Ve kazanamadığında daha çok sarılacaksın, yeniden başlayacaksın, yeniden mücadele edeceksin. Çok önemli. O nedenle beklentiler yormaz, üzmez. Sen ona gerçekçi yaklaş, sen ona
bilinçaltına güzel bir şekilde kodlama yaparsan, doğru yaklaşırsan, beklentisiz hayat olmaz. Beklentisiz hayat eşittir yaşamamak sevgili kardeşlerim. Sevgiler muhabbetler.